...sorumuz böyle bir soru. A'yı vermiş, B'yi vermiş... ...bölme işlemleri altında. A'nın C türünden... ...eşiti aşağıdakiler hangisidir... ...diye soruyor. Ee, i̇lk önce şuradan ne yazabiliriz? Ee, A eşittir. A eşittir. 4B artı 2 yazarım. Sonra şuradaki... ...bölme işleminden de B eşittir. Ne yazarız? 2C artı 1. Şimdi bizim A'yı... ...C'ye bağlamamız gerektiği için... B'yi istemiyoruz. Yani bu B değerini gideceğim. Şuradaki B yerine yazacağım. Yazdığım zaman A eşittir. Ne olur? 4 çarpı o B'nin eşitini parantez içinde yazacaksın. O parantez çok önemli çünkü eğer atlarsam e, bunun son sayıları sabit sayıları farklı çıkacaktır. A eşittir. Ne oldu? 8C artı 4 bir de 2 oradan artı 6 oldu. İşte cevabım 8C artı 6 olacak. Nerede? E şıkkında. İkinci soruya geçiyorum. Yukarıdaki bölme işlemine göre A ve kalan K'dır. Tamam. Buna göre A, X, K nedir? Ben bu soruyu şöyle çözeceğim. Şimdi 13 burada var olduğu için şuradaki 13'ü bir alayım. Bu 13'ü alırken yanına kaç tane basamak var? 1, 2, 3 basamak olduğu için 3 tane 0 koyuyorum. Artı şu 15'i alacağım ama 15'i öyle almayacağım. 15'i şöyle alacağım. 13 artı 2 diye alıyorum tamam mı? Çünkü 13'e böleceğimiz için içindeki 13'ü oradan çektim çıkarttım. Şimdi biz burada hemen şunu söyleyebiliriz. Şu ifade bir kere nedir? Kalandır. Yani K sayısı budur bir kere. Sonra her şeyi bir 13'e bölelim. Burayı 13'e böldüğümüzde ne kaldı? 1. Yanında 3 sıfırımız. Bunu da böldük. Buradan da 1 indi. Ne yaptı bu 1001 yaptı. Bu 1001 de bölümdür. Yani bu ifadede a değeridir. Bize a x k sorulduğu için ne gelecek cevabımız 999 dur. A eksi k farkı. C yan. Geçtim. Şimdi şuradan bilemiyoruz. Ben bölüme k diyeceğim. Buradaki bölüme de l diyelim. Şuna bir şey demeye gerek yok çünkü soru burayla ilgileniyor, K ile ilgileniyor. Eğer ihtiyaç duyarsak sonradan ekleriz. Şimdi ihtiyacım yok ama. Şuradan ne yazabilirim ben? X eşittir 7K artı 4. Bunu yazdım. Sonra e, Y için yazarız? 7L e, artı 5 yazdık. Bizden istenen nedir? X eksi Y farkıdır. X eksi Y nedir o zaman? X eksi Y de 7 parantezinde seret. K eksi L bir de 4'ten de 5 çıktı ne? Eksi 1 oldu. Tamam. Benden istenen şey nedir? Bunun 7 ile bölümünden kalan. Şimdi burası zaten 7'ye tam bölünür. Bunun kalanı 0'dır. O zaman eksi 1 kalıyor. Eksi 1'in 7'ye bölümünden kalan da ne yapıyoruz? Eksi bir sayı çıktığı zaman 7 ile ile uğraştığımızdan 7 ekle buraya. 7 eklediğimizde çıkan sayı 6. Sorumuzun ne oluyor? Direkt cevabı oluyor. Cevabımız E şıkkıdır. Ee, bu soru neymiş AB2 basamaklı sayısının 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayının her rakamının sayısal değeri 2 artırıldı, artılırsa 7 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim AB sayısının 7 ile bölümünden kalan 2 ise madem bu yazılabilir 7K artı 2'dir yazabilirim. Ee, sen ne yapacaksın her rakam burada 2 artırıldığında, e, sayının kendisi şöyle artar. Bak A 2 arttığı zaman 20 artar. Çünkü orası e, onlar basamağıdır. B de 2 arttığı zaman 2 artar. Yani eşitlik ne yapacaktır? 22 artacaktır. E, peki ne yapacağım ben şimdi? Burada AB yerine bunu yazıyorum. 7K artı 2. Bir de 22 de oradan. Yani bu ifadenin, şu ifadenin tamamı ne oldu? 7K artı 24 oldu. Benden bunun 7 ile bölümünden kalan isteniyor. Hiç bölmeye gerek yok. Şöyle yapacağım. Bunun 7 ile bölümünden kalan nedir? Şurası sıfırdır zaten. 24 kaldı. 24'ün 7'ye bölümünden kalan 21'i 3 geçtiği için 3 olacaktır. Cevabımız 3 olacak. Peki. Geçiyorum. Şimdi neredeyim? 4. soruyu biz çözdük. 5. soruya geçiyoruz. 5. soruda yukarıdaki bölme işlemine göre en küçük A sayısı kaçtır diyor. Şuradan a'yı bir çözümleyelim. a eşittir. a çarpı b artı 5'tir bir kere. Bu 1. Buradan gelelim. Buradan da a eşittir. Dağıtarak gideceğiz. Dağıtalım. Uzun uzun işlem yapmak istemiyorum. a b artı b sonra eksi a ve eksi 1 var. Bir de artı neyimiz var? 5'imiz var. Evet durum bu. Şimdi e, bu sağ tarafları eşitleyebilirim. Çünkü ikisi de A'ya eşit. Bak bu da A'ya eşit. Bu da A'ya eşit. Eşitleyelim. AB artı 5. Burada çarp tabii çarpma var. İki basamak sayı falan değil orası. Bu da AC çarpı B artı B eksi A ve artı ne oldu? 4 oldu. Buradan AB'ler gitti. Şunları gönderdik. Benim burada ne görüyorum biliyor musun? Gördüğüm şey şu. E, A'yı sola atayım. B dursun. Bu 5 de buraya gitsin. Ne kalsın? A eşittir. B eksi 1 kalsın. Tamam. A eşittir. B eksi 1'i bulduktan sonra biz A'nın en küçük değerine ulaşmak istediğimizden A'ya B'ye değerler bulmamız gerekiyor. Nereden bakalım? Şuradan bir bakalım. Buradan baktığımız zaman ne diyeceğiz? 5 küçüktür. A artı 1 diyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Peki. Buradan ne olur? 4 küçüktür. A olur. A'nın değerleri ne olmalıdır? 5, 6, 7 diye giden değerler olmalı. Sonsuza kadar gidiyor. Ama en küçük istendiği için biz neyi alacağız? 5'i alacağız. Fakat bu 5 acaba şu bölme işleminde sorun yaratıyor mu? Bir baksana. Evet yaratıyor. Yani buradaki bölme işleminde diyor ki bize 5 küçüktür A olmalıdır. Yani A'nın 5'ten de büyük olması gerekiyor. Yani hem orayı hem burayı kurtarabilmeliyim. O yüzden 5'i alamam. A'nın en küçük değeri nedir? 6'dır. Tamam. Bu A'nın değeridir. Peki burada yerine yazarsak e, 6 değerini. 6 eşittir. B-1 yaptı. Yani B'de kaç bulduk A'ya karşılık? 7 bulduk. Buraya kadar sorun yok. Bu da B değeri. Şimdi bizden A'nın değeri istendiği için buraya geri gelelim. A eşittir. Bak şimdi şu A'ydı ya. 6 kere 7 kaç yaptı? Şu çarpıyorum. A ile B'ye çarptım. 42. Artı 5 de yanında var zaten. Cevabımız ne gelecek? 47 gelecek. İşaretledik. Evet. Buraya göre gitseydin farklı bir şey bulurdun. Bak. Yani şu bölmeye göre baksaydın düşerdin. Burası çok tehlikeli aslında. A'yı 5 alırdın. Ba bambaşka bir sayıyla karşılaşırdın. Ona dikkat etmen lazım. Her iki bölmeyi de tutturması gerekiyor. Evet, bu soru nasıl bir sorudur? A sayısı 5'e bölündüğünde kalan 2'dir diyor. Eee Burada ben şöyle bir çalışma yapacağım. A eşittir. 5K artı 2 olsun. Madem 5'e bölümde kalan 2. Bunu bir alalım. Şimdi şıklarda bunları yerine koyarak durumu sağlamaya çalışacağız. Hangisi 5 e tam bölünebilir? Kaç tanesi diye sormuş. Ee, yapalım. Bunu 2'ye çarparsam kaç yaptı burası? 10K artı 4. Bir de yanında ne oldu? 10K artı 5 yaptı. 10K artı 5. Hem 10K... Hem de 5K. 5'e tam bölündüğü için bu tam bölünür. Bunu alıyoruz. Evet. 2'ye bakacağız. Ne oldu bu? 5K artı 2 ya. Bak burada artı 2. Bir de 3 çıkarttım. Eksi 1 yaptı. Bu tam bölünür ama burası tam bölünmez. Eksi 1'in dengi nedir? Hani 5'e bölmede 4'tür. Bunu kalan 4'tür aslında. Bu cevap olamaz. Yani tam bölünmeyenlerden biri bu. İptal ediyoruz. Şurayı 3'e çarpalım. Ne yaptı? 15K artı 6 yaptı. Bir de 1 çıkarttık. 15K artı 5 yaptı. Şimdi ne oldu o zaman buradan bakılınca da? Hem 15K hem de 5 tam bölündüğü için bunu da alacağız. Evet durum bu. Pekala. Şimdi devam edeceğim. 5K artı 2 var. Eksi 2 var. Bu direkt 5K yaptı. Bu da tam bölündü. Bunu da alıyorum. Şuna gelelim. Bir kere çarptım. Ne oldu? 10k artı 4 yaptı. Bir de çıkarttık. 10k artı 1 yaptı. Bu da ne yapmıyor? Bölünmüyor. Bunu da ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Ee, kaç tanesi bölünüyormuş? 1, 3 ve 4. maddeler. Yani 3 tanesi bölünüyormuş. Cevabı işaretledik. C şıkkı. Evet. Şimdi 7. soruya geldim. X pozitif tam sayısı 5 ile tam bölünemeyen bir sayıdır diyor. Ee, yani Şöyle bir şey mi acaba? Bir saniye. X eşittir. 5'in bir katı artı M. Fakat burada şöyle bir şey yazacağım. M kesinlikle 0 ya da 5 gibi sayılar olamaz. 0, 5, 10 gibi sayılar olamaz. Gibi. Evet. Kalan zaten buradan bunlar olmaz. Onu şöyle düzeltelim. 0 olamaz. Yani tam bölebilmesi sıfır. Zaten buraya 10, 15 oturamaz. Çünkü o zaman bölme devam ederdi. Yani kalanı yine ne yapardı? Sıfıra denk gelirdi. Tamam. Şimdi biz ne yapalım? Bunun e, açılımına bakalım. Yani 5K artı M'nin karesi artı 1. E, bu 25K kare, birinci karesi artı Birinci ve ikinci çarpımın iki katı 10 km yaptı. Artı m kare artı 1 yaptı. Pekala. Bu durumda bir bakıyoruz. Şu zaten ne oldu? Tamamen 5'e bölündü. Bu da 5'e bölündü. Kalan neresi? Burası. Doğru mudur? Doğrudur. Ee, şimdi 5'e bölümden kalan ne olabilir diye sorduğu için m de 0 olamadığı için m'in 4 tane değeri var aslında. Onları sırayla denememiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. M'imiz 1 olsa hani 0 olamayacak ya. 1 olsa burası 2 yapar. Kalan 2 olabilir. Şıklarda 2 işaretledim. Bu olabilir. Evet oldu bile. Neyse devam edelim. 2 koysak. 2 koydum. Ne yaptı burası? 5 yaptı. Bu olamaz. Yani M değeri bir dakika biz kalan evet. M değeri ne oldu? 2 koyduk 5 oldu. O zaman bunun eşiti nedir aslında? 0'dır. Ya kalan 0 yok zaten cevaplarda. Peki 3'ü koysak ne olur? 3'ü koyduğumuz zaman da 10 yaptı. Bak seyret bu onun da yine 5 evinde kalan 0. Yani eğer M'e 3 koyarsak kalanımız hala 0 oluyor. Bir de son olarak 4'ü koyacağız. 4'ü koyduğumuz zaman da ne yaptı orası? E, 16 17 yaptı. 17 yaptığı zaman da bunun da kalanı kaç yapıyor? Yine 2 yapıyor. Evet. Evet. Kalanı hangisi olabilir diyor. Kalan 2 olabilir. Diğerleri zaten olmuyor. Zaten Edirne en baştan olmaz. Çünkü 5'e bölümden kalan 5'ten küçük olmalıdır. Pekala geçiyorum. Şimdi soruya bakalım. 37 a 3 basamaklı sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi 6 için ne inceleyeceğiz? Hem 2'yi hem de 3'ü inceleyeceğiz. Şimdi 2'ye bölünebilmesi için son basamağın ne olması gerekiyor? çift. Yani 370. Şimdi bir şey yapacağız. 370 dedik, değil mi? 370. E, tamam yazayım. 3-7-2. Hızlı bir şey yapacaktım da sonra vazgeçtim. Onu da birazdan anlatırım sana. Yani son basamak çift olan bütün ihtimalleri yazıyorum buraya. Şu an ne oldu? Bu sayı kesinlikle 2'ye bölünüyor. Şimdi 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olanları alacağım da olmayanları iptal edeceğim. Bak bunun rakamlar toplamı 10. Bu bölünmez. Bu kaç yaptı? 5. 12 yaptı. Bu bölünür. Ee, bunun rakamlar toplamı ne yaptı? 10, 14 bölünmez. Rakamlar toplamı ne yaptı? <laughs> Kaç? 15 yaptı. Bölünür. Ve bu da ne yapar? Bir bakalım. Bölünür mü? Bu bölünüyor mu bu arada? Bir dakika. 3, 7, 10. 16. ay bu bölünmüyor. Yanlış alıyordum az daha. Ondan sonraki bu ne yaptı? 15, 18. Bu bölünür. İki tane ihtimal çıktı. Şu ikisi. A'nın değerleri de Kimler onlar? 2 ile 8 olduğu için. 2 ile 8'in toplamı nedir? 10'dur diyoruz. Şimdi kısa olarak şunu söyleyecektim. Şuraya yazmaya çalışayım. Bizim sayımız hani ilk olarak ne dedik? 3, 7, 0'dır dedik. Şimdi bu sayı rakamlar toplam 3 olmadığı için bir sonrakini düşünelim. 3, 7, 2. 3, 7, rakamlar toplamı şu an ne? 3'ün katı. Şunu alamıyoruz. Ha, bunu bulduktan sonra bak bu sayı şimdi hem 2 hem 3'e bölünüyor. Bunun 6 fazlasını düşün direkt. O da nedir? 378'dir. O zaman soru direkt bu kadarcık hamleli bitiyordu. Yani bu şu ikisini yazmaya gerek yoktu. Kısa dediğim şey de oydu. Cevabımız buradan da yine ne gelecek? Tabii ki 10 gelecek. 10'u işaretliyoruz. Evet. Şimdi hangi soruya geçeceğim? 9. sorudayım. 2A, 3B, 4 basamaklı sayısı 12'ye tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Diyor. Şimdi 12 için neyi incelememiz gerekiyor? Tabii ki 3 ve 4'ü inceleyeceğiz. Bunu ben anlatımda söyledim. 3 ve 9 en sona bırakılır. Yani... 3 ve 9'un yanında herhangi başka bir bölen varsa o ilk önce yapılır. Ondan sonra bırakılır demiştim. O yüzden buradan ilk önce 4'ten başlayacağım. 4'e bölünebilmesi için bu sayının son basamağı 30'lu bir şey ya. 32 olabilir. Bir de ne olabilir? 2A 36 olabilir. Evet. Başka bir ihtimal yok. Çünkü yani çarpım tablosunda 4 kere kaç 30'lu bir şey dersen bir 4 kere 8 var. Bir de 4 kere 9 var. 4 kere 5 geçiyor. 4 kere e, 5 geçiyor diyorum. 4 kere 5 altta kalıyor. 4 kere 6 altta. 4 kere 7 altta. Evet anladın değil mi? Şunu hallettik. Sırada şimdi 3'e bölünebilme var. Şimdi bunların 3'e e bölünenleri bak hızlı, hızlı yapmak için söylüyorum. Direkt 3 olanları iptal et. Hatta 3'ü kat olanları da iptal et. Tamam bunları geç. Şimdi burada ne kaldı? 4 artı A olduğunu görüyoruz. Burada ne kaldı? 2 artı A oldu. Şimdi bunların 3'ün katı olması gerekiyor. 3'ün katı olabilmesi için 4'ten sonra 3'ün katı olan sayı ne? 6. O halde bunun yerine ilk önce 2 iki gelecek. 2'den sonra 3'ün katı olan sayı ne? 3. O zaman buraya da ne gelecek? 1 gelecek. Tamam? Evet. Ee, bundan sonrası kolay. Buna 3 ekliyorum 5, 3 ekliyorum kaç? 8. Buraya 3 ekledim. 4 3 ekledim 7. Daha da olmaz. Şimdi bunların toplamını soruyor. Bir toplayalım. 8 10 15 16, 27 çıktı. Bu son cevabı ne olmalıdır? 27 olmalıdır. İşaretledim. Evet. 10. soruya geçiyoruz. 10. soruda ne diyor? ABC, ABC, ABC. Hepsi ABC. 9x2. Yukarıdaki toplama işleminin sonucu olan 9x2 3 basamaklı sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre ABC nedir diye soruyor. He. Acaba ne diyor bu 9'e tam bölünmektedir diyor bir de. İlginç. Yani bu 9'e bölünmektedirin bizim için manası ne? Bir bakacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Burada e, sol tarafta 3 tane ABC var. Sağ taraftaki sayı eşit bu. Şimdi benim buradaki karşıma gelen eşitliğe göre Demem gereken şey şu. Bu 3'ün katı olmalı. 3'ün katı. Ya da şöyle diyelim istersen. 3 ile tam bölünüyor diyelim. 3 ile ne yapıyor bu? Tam bölünüyor. Tamam. Peki. 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamını bir ele alalım. Ne oldu? 9 artı x artı 2 bunun rakamları toplamı. Yani ne? Hatta ben burada 9 iptal edebilirim de Neyse edeyim Çünkü tam bölünüyor zaten x artı 2 diye düşün Şimdi x artı 2'nin Yani 2'den sonra 3'ün katı olan sayını 3 O yüzden buraya 1 gelebilir Sonra buna 3 ekle kaç oldu 4 3 ekle 7 Evet durum bu Peki O halde O halde bir bakacağım şimdi. Ne oldu? Elimde nasıl bir değer var? Hangisi olur? Bunlardan şu 9 ile tam bölünebilmesi ilginç oldu. Bunu niye söyledi? Çünkü burada e, x'i sınırlandıracak. Biz x yerine 1 koyduğumuz zaman bu toplam şimdi iyi bak şu toplama bak x'e 1 koyduğumuz zaman kaç çıktı? 12 çıktı. 12, e, 9'un katı mı? Hayır. Bunu alamam. İptal. X yerine 4 koyduğumuz zaman burası kaç çıktı? 15 çıktı. 15 9'un katı mı? Hayır. Demek ki bunu da alamam. 7 koyduğumuz zaman da 9 9 18 çıktı. Evet. Bunu alabilirim. Yani bunu alacağım. Demek ki buradaki sayı bizim neymiş? 972'ymiş. Şimdi şu eşitliğe geri döndüğüm zaman burası 972 çıktı ya. 972'yi 3'e bölelim. Ondan sonra bir tane ABC'yi bulacağız. Kaç kere var bu? 3 9. Aşağı indi 7. 2 kere var 6. 12. Evet, 324 geldi. Yani ABC sayımız 324 çıktı. Bundan sonrası da nedir? Yerine koyup toplayacağız. Yani burası 3'müş, 2'ymiş ve şu da 4'müş. Cevap ne geliyor buradan? 9 geliyor cevabımız. Yani C şıkkı. Evet. Ben şimdi 3'le çarptığım için aslında soruya direkt şuradan girseydik, 9'un katıyla girseydik bu kadar uğraşmayacaktık. Ee, ama burada sınır 3'ün katı olması da bana bir veri gibi geldi. Halbuki 9'un katına bakmamız yeterli olacaktı. O zaman direkt 7'ye ulaşacaktık. Burada aslında itiraf edeyim zaman kaybettim. Ee, geçelim neyse artık. 11 <laughs> 2A 6B 4 basamaklı sayısı 45'e tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi 45'e tam bölünebilmesi için bizim kimle kim almamız gerekiyor? 5 ile 9 almamız gerekiyor. 9'u ne yapıyoruz? En sona bırakıyoruz. İlk önce 5'i kurtaracağız. Yani 2A 6 0. Ee, sonra ya 0 ya, ya da 5 olacak dedik ya. 5'e bölünmeyen kuralı. Ya da bu. Şu an bunu bitirmiş olduk. 9'a bölünememiz için rakamları toplamına baktım. 8 artı A yaptı. A'nın değeri ne olmalıdır? 8'den sonraki 9'un katı olan 9 olduğu için 1 gelmelidir. Peki burayı hesaplayalım. Şimdi şurası 7, 13 yaptı. Bak. Burası 13 yaptı. 13'ten sonra 9'un katı olan sayı kaç? 18. Demek ki bunun yerine de ne gelmelidir? 5 gelmelidir. Ha, bundan sonra 9 eklersem ikisi de ne yapıyor? Rakam olmaktan çıkıyor. Bu kadarmış. Yani 9'a bölünmeyi de bitirmiş olduk. Bize sorulan da A'nın değerleri toplama olduğu için cevabımız ne gelecektir? 6 gelecektir. A şıkkı. Evet. Şimdi hangi sorudayız? 12. sorudayız. 3AB, 3 basamaklı sayısı 44 ile tam bölünüyorsa A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. 44 ile tam bölünüyormuş. Yani 44... Bunu şuraya bir yere yazayım. 44'e bölünebilmesi için bizim hem 4'e hem de neye bakmamız lazım? 11'e bakmamız lazım da son basamak ikisi de bilinmediği için biraz sıkıntılı olacak gibi duruyor açıkçası. İlk önce nereden başlasak? 4'ten başlasak bir sürü ihtimal var. Bence buradan 4'ten başlayamayız. 11'den başlayalım. Nasıl inceleme yapıyorduk? Bir hatırlayalım. Şöyle diyorduk. 3 AB sayısı için artı eksi artı buradan b artı 3 eksi a'nın ne olması lazım? 11'in katı olması gerekir diyoruz. Peki buradan ben ne elde ederim acaba? Buradan ne elde ederim acaba? Tamam. Hı -hı. Şöyle yapalım buradan sonrası. Bir ayıralım. K 0 olsa k sıfır olsa ne yakalarız biz? a eşittir b artı 3 yakalarız. Peki başka bir durum var mı? k acaba 1 olabilir mi? Onu da merak ediyorum. k 1 olsa o zaman da b eksi a hani burası 11 yaptı buraya gitti 8'e eşit olabilir. Evet bu ihtimal var açıkçası. Peki K-1 olsa diyeceğim o zaman bir eksi 1 denersek burası eksi 11. Evet bu buraya gitti eksi 14. A-B 14 olacak böyle bir şey mümkün değil zaten. Tamam bunların dışında bir şey oluşmuyor. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bir bakalım. Şimdi AB sayıları için bir kurgu yapmamız lazım. A ve B diye iki bölüm açıyorum. Şimdi buraya sıfır koysam 3 olur. 1 koysam 4 sonra 2 koysam kaç yaptı? 5 3 koysam 6 sonra 4 koysam 7 5 koysam 8 ve 6 koysam 8'in 9 yazdım oraya bir dakika. Bu biraz uzun geldi bana. 6 koysam da ne yapar? 9 yapar. Şimdi bu AB sayıları tamam mı? Bak AB bunlardan hangisi 4'ün katı? Bu değil. Değil. Bu 4'ün katı. Dördü bölünebiliyor bunlar. Değil. 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 Bir de ne oldu? Burası 4'ün katı yaptı. Evet. Buradan gelen durum bu. Burada kaç tane A değeri var? Şu an iki tane. Ama biz daha burayı incelemedik. Orayı da şuraya bir alalım mı? Şuraya alalım. Peki burası için nasıl bir şey yapalım? Biz yine AB'yi inceliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Ben şimdi bu arada B'nin yerine... Sıfır koyabilir miyim? Onu düşünüyorum. Evet koyabilirim. Hatta A'nın yerine sıfır da konabilir. Burada e, mesela şu eşitliği kurtarmak için A'nın yerine sıfır koysam B ne çıkar? 8 çıkar. Peki A'nın yerine 1 koysam ne olur? B 9 çıkar. Zaten başka bir değer de koyamayız. Fakat 19 sayısı da nedir? Yine 4'e bölünmez. Buradan da gelen sayı nedir? Budur. Yani sonuç olarak A'nın değerlerini ben şöyle buldum. Sıfır da olabilir. Sonra bakıyorum şuradan 5 de olabilir. Bir de ne olabilir? 9 da olabilir. Kaç tane varmış? 3 tane değeri varmış. Evet biraz uzun oldu ama çünkü burası iki tanesi de bilinmediği için uzuyor soru. Bunların hepsini değerlendirmek zorunda kaldık. Geçtim. 13. sorudayım. 2A, 5B, 4 basamaklı sayısı 6 ile tam bölünmekte ve 5'e bölümden 3 kalanı vermektedir diye soruyor. Veriyor daha doğrusu. Buna göre A'nın değerleri toplamı nedir diye sormuş. Şimdi nasıl bir dünya olsa bir kere şuradan gelsek. 5 ile bölümde kalan 3 diyoruz. Şunu bir değerlendireceğiz. Burası çok önemli. Kalanı 3'müş. O halde bak bu sayı 2 a 50 olsa ne olur? 5'e tam bölünür ya. 3 kalabilmesi için son basamağın 3 geçmesi lazım. Bu. Bir de şu da olabilir. Son basamağın hani 3 ya bunun 5 fazlası olan 8 de olabilir. Evet iki ihtimal var. Var var da 6 ile tam bölünebilmesi için sayının bir kez çift olması gerekir. Bu olamaz o zaman. Sadece bu kaldı geriye. Evet. Ee, biz bunu ne yapacağız? Şimdi 6'ya bölebilmesini sağlayacağız. 6'ya bölünebilmesi için hem 2 hem de 3'e bölmesi gerekiyordu. Zaten sayı 2'ye bölünebiliyor. Demek ki direkt 3'e gireceğiz. Şimdi bir bakıyorum şöyle 10, 5 yaptı bak. Buna bu toplamı 10 bir de oradan 5. peki e, 15'ten sonra hangi sayı 3'e tam bölünür? Aslında 15 de bölünür. O yüzden 0 gelir. 3 ekle 3, 3 ekle 6, 3 ekle 9 oldu. A'nın değerleri toplamı nedir diyor. Fakat burada şeylere dikkat edeceğim. Bu sayı rakamlar farklı demiyordu değil mi? Demiyor. Tamam o zaman bunların hepsini alıyoruz. Sana rakamlar farklı ise de alacaktık hoş ona göre de. Yine de buna dikkat etmeni istiyorum. Çünkü burada mesela bir herhangi bir yerde bir 3 olursa rakamlar farklı şu 3'ü alamıyoruz. Yani bunları daha önceden bazı sorularda konuştuk seninle. Reçamız ne geldi? 9-9 daha 18 geldi toplamımızın değeri. Yani neymiş? E şıkkıymış. Evet şimdi neredeyim? 14. sorudayım. 5-A-A-7-B 5 basamaklı sayısı 99'e tam bölünebilmektedir. A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Ee, şöyle çalışalım 99'un incelemesine başlıyorum. Hem 9 hem de 11'e bölünmesi demektir. Peki ilk önce nereden girelim? 11'den girelim. 11'den gireceğiz de şu sayı biraz büyüteceğim. 5 A A 7 B elimdeki sayı. Artı, eksi, artı, eksi, artı yaptım. Artıları şöyle bir topladım. A artı B artı 5 yaptı. Eksileri de eksi toplayayım. Eksi 7 eksi A yaptı. E, şu işlemleri biraz gönderim gönderebildiğimiz kadar. Buradan b 2 ile karşılaşıyorum. Şimdi bu b 2 ne olmalı? 11'in katı olmalıdır diyoruz. Şimdi peki ne olabilir? Yani 11'in katı da mesela k 0 olabilir. Hani k 0 olsa ne çıkacak b buradan? 2 çıkacak. Peki k 1 olabilir mi? Düşünelim. k 1 olamaz çünkü 11 13 etti. k 1 olabilir mi? k 1 o da olamaz. O zaman da B ne oluyor? Yine negatif çıkıyor. Tamam anlaşıldı. Ee, yani K'nın sıfır değeri kesin. B de buradan 2 çıkıyor. Peki B 2 çıkıyor da e, soruda biz neyi bitirdik şu an? 11'e bölünemi bitirdik. Daha 9'a hiç kimse bakmadı. İşte bu noktadan sonra orayla ilgilenmemiz gerekiyor. E, sayımızı yazıyoruz. 5 A A 7 2'ymiş bu sayı. Şimdi B2 bulduktan sonra bunu yazıyoruz. Şimdi Rakamlar toplamına bakalım. Bak şu ikisi ne yapıyor? Direkt 9 yaptı. At çöpe. Ne kaldı? 2A artı 5 kaldı. Tamam mı? Şimdi 2A artı 5'in e, ne olması lazım? 9'un katı olması gerekiyor. 9'un katı olacak şekilde şimdi 5'ten kaç fazlası 9'un katı olur? Onu düşüneceğim. Bir bakıyorum. E, 14 burası olsa hayır 14 değil. Şimdi bir kere bu 9'dan şurası şey gelebilir. 4 olabilir. Eğer 4 olursa tam ne oldu burası? 9'un kendisi yaptığı direkt bölünüyor. Yani a'nın değeri 2 olabilir. Peki şimdi 9 aldık ya bundan 9'dan sonra 9'un katı ne? 18. Burası 18 olabilmesi mümkün değil çünkü bu tek sayı burası da tek sayı olmalı mümkün değil. Ondan sonra yani 18'den sonra 9'un katı ne var? 27 var. 27 için buranın ne olması lazım? 5 çıkart. 27'den 22 olması lazım. Yani 2a 22 olabilir mi? Eğer öyle olursa A sayısı 11 olur. Bu da mümkün değil çünkü rakam değil. Tamam. Bitirdik soruyu. Yani A 2'ymiş, B de 2'ymiş. Bunların toplamını sorduğu için sorumuzun cevabı da ne gelecek? 4 gelecek. Şimdi 15. soruya geçiyoruz. 15. soru neyin nesi? Diyor ki soruda 17 basamaklı böyle bir sayı var. Sayı 36 ile bölümünde kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi burada ikiler fazla görüyorsun. Başlangıçta bir tane, bitişte bir tane. 17'den bir çıkarttım 16. 2'ye böldüm 8. 8 tane 3 var. 8 tane 3 var. Onu yazıyorum. 8 tane 3. Bir de kaç tane oluyor bu durumda da? 8 tane 3 var. 9 tane de 2 var. Evet. Bu arada 36 ile bölünebilmesi için ne incelememiz gerekiyor bizim? 4'ü ve 9'u incelememiz gerekiyor. Tamam. Bu sayı zaten 4'e bölünüyor. Görüyorsun 32. Bunda bir sıkıntı yok. 9 ile bölümünden kalan hesaplamamız gerekiyor. Şimdi. Evet. Onu bulmamız gerekiyor. O yüzden de rakamlar toplamına bakıyoruz. Buradan 24 geliyor. Şuradan da 18 geldi. Toplamımız kaç geldi? 30, 42 geldi. Evet. 42'nin 9'a bölümden kalan rakamlarını topla 6 yaptı. Şimdi şu oldu. 4'e tam bölünüyor bu. Bak 4'e tam bölünüyor. Buna bölümden kalan 0. 9'a bölümden kalan da nedir? 6'dır. Ne yapacağız biliyor musun? 9'un katını 6 geçen sayıları bir düşünelim. 0'dan ilk önce 6'yı yazıyorum. Bak 6. Sonra e, buna 9 eklesene bir 15. Bak buraya yazdım her sayının 9'un katını 6 geçiyor. Evet. Bu 9'un 6 fazlası. Sonra tekrar 9 ekle buna kaç yaptı? 24. Diye gidiyor ama ben buldum. Bak şunu tutturmaya çalışıyorum. Bunları yazıyorum ama 4'ün katı olan yerde duracağım. 4'ün katı olan yerde burası. O halde sorumuzun cevabı nedir? Bu 36'ya bölümünden kalanı 24'tür. Yani değişik oldu. Evet. Yüzer basamağı 4 olan ve 9 ile bölünebilen sayılar ABC biçiminde yazılacaktır. Bir dakika. Yüzer basamağı 4 olan ve 9 ile bölünen sayılar ABC şeklinde yazılacaktır diyor. Hmm. Nasıl bir şey bu? Yüzer basamağı 4 olacak. ABC biçiminde de yazılacak. ABC koşulu ile koşulu ile bu şekilde kaç farklı sayı yazılabilir diye sormuş. Zaten yüzer basamağı 4 bunun. Ee, şimdi burası 4 ise 4 ise şimdi şuraya iki tane daha şey oturtacağız. Sayı oturtacağız. Doğru mu? Doğru. Ee, geriye Şimdi 9'a bölünebilmesi için rakamlar toplamı 9 olabilir. Ondan sonra hangi sayı olabilir? 18. Başka ne olabilir? 27 olabilir. Şimdi şu 4'ü atarsak, bak 4'ü çıkartıyorum. 4'ü çıkarttığım zaman şuranın toplamının edebileceği değeri ya 5 ya da 4'ü attım 14. Şey gelemez. Adı ne? 27 zaten olamaz. 27'den, burası 23 yapar. İki rakamın toplamı 23 etmez. Şu iki ihtimalden başka ihtimal gözükmüyor. Peki toplamı 5 olacak şekilde. Bak şuraya sayı getireceğim şimdi. Onlar kim olabilir? Aslında hiçbir şey olamaz. Niye biliyor musun? Buraya 5'i koysam seyret. Bak buraya 5'i koymam lazım. 4'ten büyük ya. Buraya 0 koymam lazım ki 5 yapsın. Ama bu eşitsizliği ne yapar? Bu durum bozar. Bunu yapamayız. Buraya 6 koysak zaten eksi 1 olur. Aslında bu olmuyormuş. Onu fark ediyoruz. Evet. Bunları iptal ediyorum. Yerlerini sildim. 14 peki olabilir mi? 14 için neler gelebilir? Mesela buraya 5 gelse şuraya kaç gelir? 14 tutturmaya çalışıyorum. 9 bu olur. Sonra buraya 6 gelse buraya ne gelir? 8 gelir. Buraya 7 gelse 7 gelir olmaz. Evet. O halde iki tane sayı çıkıyor. 459 ya da 468 olmak üzere İki tane neyimiz var? Sayımız varmış cevabımız C şıkkı. Evet bu bölümü de bitirmiş olduk. Diğer bölümde görüşüyoruz. Hoşçakalın.